Humus çorbası içen var mı? Hiç içmedim. Hiç içmedim. Ben çok severim. Kıbrıs'a gittikçe içerim. Evet, orada Kıbrıs çok meşhurdur. Tarafında, evet. Bilmem tabii sen nasıl yaptın nohutları haşlayacaksın. Konserve kullanmıştır diye düşünüyorum Zoya Hanım. Evet öyle yaptım. Bak, sana mı düştü? Gördünüz mü? Cidden konserve mi kullanmıştır? Evet hazır. Çünkü canım biz öyle yiyeceğimiz dedi. İçeceğimiz için hani soruyoruz ya. Kendisi hazır ürüne de karşı değildi ya Günday Bey. Evet. Değilim zaten. Hazır ürün kullanmış. Hazır mı kullandınız? Evet. Bize hazırlamış hazır ürüne. Hazır ürüne hazırlık yapmış. Yani evet öyle yaptı. Olsun tadına bakacağız. Tadını değerlendireceğiz. Onu da tutturmuştursunuz inşallah. Tadı güzelse, güzel bir sonuç verdiyse tabii ki. Teşekkür ederim. Meze olarak tüketiyoruz. Meze mi? Humusu. Yok yok çorbası yapılır. Mezesini biliyorum ama çorbası ilk defa açacağım. Güzel bir çorbası. Ben severim. Şöyle tahinle mahinle çok güzel oluyor. Evet, mezesini gerçekten biliyorum ama çorbasını ilk defa tadacağız. Hatta isteyen, bilmiyorum tabii ben karışmayayım da, limon da sıkabilirsiniz isterseniz. Ben sıkarım genelde buna. Gelirse sıkarız. Yanında aynen getirmesi gerekir miydi? Yok, gerekmez. Ufak bir limon parçası. Gerekmez, ben okay koyarım, orada da getirirler. Ben gerekli limonu aldım, birazdan görürsünüz. Aa bak, almış tamam da zaten. Teşekkür ederim. Bu ses hep duyacağız değil mi? Büyük topuklu ihtimal ayakkabı giymeyi bilmiyorsunuz. Evet, bilmiyoruz. Ayağımızda evet, her gün spor ayakkabı giyen özensiz bir hanımefendi bilmiyordur zaten. De sanki zorlanıyorsun. Size her şeyi ispatlamak zorundayız. Spor ayakkabı da giymek gayet güzel. Geçen de düşüyordunuz. Hayır, dikkat edin. Bugün de düşmeyin bence sakın. Nerede düşüyordu ya? Kapının önünde düşüyordunuz. Düşebilirim, sana ne? Gözünüz mü kaldı? Sana ne? Ya. Yani. Ezgi, ya. Ezgi. Yani. Lütfen, lütfen. Dikkat edin, ben sizi düşürmeyeceğim. Niye burada bunu... Hayır, bunu burada dillendirmenin ne gereği var? Neden duracağı yeri bilmiyorsun? Düşebilirim. Ben bir şey söylediğimi düşünmüyorum. Seni ilgilen ilgilendirmiyor benim düşüp düşmemem. Sen önümdeki yemeği yedin. Biraz saygılı konuşursanız daha iyi olur bence. Ben gayet saygılıyım. Terbiyesiz olan sizsiniz. Buyurun. Lütfen Ezgi, lütfen. Lütfen. Hayır. Şu an ya. Kötü bir şey söylemedi. Kötü bir şey söylemedi burada. Düşebilirim tamam. Hayır. Sen biraz dikkat et sözlerine. Herhalde gerginsin biraz. Yani. Evet gelir gelmez bütün yorumlarıyla gerdiler beni. Daha yorum yapmadım. Bir şeyler hanımefendi yapmaya çalışıyorum. Daha yorum yapmadım. Senin tamam hanımefendi demen bile beni çok rahatsız ediyor. Aa öyle mi? Tamam tamam tamam. Ona da layık değilsiniz o zaman. Evet. Nasıl senin bu neyse. Ben hiç anlamadım. İstediğiniz kadar puanları verin. Tamam. Buyurun. Eyvah. Hadi afiyet olsun. Ben size su da getireyim. Lütfen, İyi olur. Ayrı bardakta. Ne kadar incesin Ezgi. Lütfen. Ben evet başka bardak da almak istiyorum. Niye? Niye? Bir örtük diye değil diye mi? Tamam, o zaman içmeyebiliriz. Misafirlerinize tamam böyle mi hitap ediyorsunuz? Tamam, evet. Ben de öyle su hitap miyim etmek istiyorum. Sizin gibi saygısız misafirler. Bismillahirrahmanirrahim. Yeni geldik ya. Bir evet, kaşık çorbanızı içtik. Onu da yapabilirim. Ezgi Hanım biraz abartıyorsunuz. Abi. Evet, sanki. Ezgi biraz sakinleşmen evet, biraz gerekiyor. Sakinleşmek. Bugün bitmez böyle. Sizin saygısızlıklarınızdan ama ne saygısızlık etmişim sana insanlar ya. Size ne saygısızlığı yaptık ya? Sen bence başka bir bardak getir. Yani susuz mu oturacak kadın bütün gün? Ezgi Hanım bugün çok yorulmuş. Gerçi sen de o bardakta içiyorsun ama bardaklar da temiz Gökçen. Valla bir şey yok yani. Açık bekliyor. Ben biraz ya büyük alabilirim. Ne zaman tabii kurduğunu bilmiyorum aslında. Dikkat edin, bu kadar mikrop almazsanız dizanteri falan yok, yok, olabilirsiniz. Merak etme sen. Merak. Mikroplara birazcık direnç iyidir. Beni bu kadar düşünmeyin Ezgi Hanım. Beni bu kadar düşünmeyin. Sağ olun. Mikroplara biraz direnç iyidir. Sağ olun. Sağ olun. Boğazımıza yapıştı. Kafi. Kafi mi? Aa niye? Aa. Yani, bak. Olmamış mı? Ya, olmuş mu? Zuhal Hanım, olmuş yani, mu yani? Olmuş mu gerçekten? Ya ben bu çorbayı daha önce içmedim. Siz daha iyi daha önce ben de içmedim ama iyi ki de içmemişim. Bu içinden eğer çıkan böyleyse bu çorbanın tadı. Nesini beğenmediniz pardon ama. Nesini evet ben günde hadi Duygu tamam sen başla evet canım. Tamam. Ben bu çorbayı daha önce hiç içmedim. İlk defa içiyorum. Güzel olabileceğini düşünmüştüm ama. Bence gayet. Sanırım nohutlar konserve olduğu için kabukları atılmamış ve kabuklarla beraber blenderdan çekilmiş. Kabuklar bir kere zaten diri diri gözüküyor. Bu kabuklarını bir mı atacak? Kabukları normalde bunu soyulur benim bildiğim evet, öyle değil mi? Humus yaparken de soyarız soyulur biz kabuklarını. Ben bilmiyordum. Nohutun böyle kabuklarını böyle çıkartırız. Heh, hani bütün kabuğunu. Bir de çok olmuş olabilir. Tahin ya da limon tadı çok yoğun geliyor. Şey acı böyle. Evet. Aşırı yoğun. Evet. Yani gırtlak yakacak şekilde böyle.
O yüzden bilmiyorum. Sizin tuzlu çok yemekleriniz geldi. Gibi herhalde. Keşke tuzlu olsaydı. En azından tuzlu diyebilirdik. Ben ama gayet buna, beğendim. Ekşi ve tahin karışık geldi. Bilemiyorum. Olabilir. Oh. Direkt ağzım böyle yamulttum. Zuhal Hanım, ben bizim hep arkadaşımla yaptığımız bir çorba. Çok afiyet olsun. Daha yapmaya devam edin bence. Bize yapmasaydınız keşke. Sen de mi beğenmedin yoksa Hiç Gökçen? Hiç beğenmedim. Biz içinden bu kocaman... Dilemek demiyorum. Soğan herhalde. Soğan mı o? Sarımsak mı? Ben size bardak getirecektim değil mi? Sesiniz çıkmadığı için varlığınızı unuttum. Hayır biraz. Getirmeyeceğim dediniz ya. Sesim nasıl çıksa? Ezgi Hanım, boş boş konuşmayın. Aynen öyle. Getirmeyeceğim dediniz. Sizin gibi bağırmak istemiyorum ben. Biz de biraz. Bağır, keşke bağırsa. Allah, ben saygılı bir insanım biliyor musunuz? Çevrendeki insanlara karşı. Evet, hep böyleydim. Ben de çok saygılı Şimdi size laf yetiştireceğim diye saygısızlık yapmak istemiyorum televizyonun karşısında. Bana bardak getirmek istemedi. Böyle hani o hep yüksek yüksek, ben sizin istediklerinizi yapmam, istemem, ben işte kendi bildiğimi okurum havalarına girdi. Sonra gitti bardak getirdi. Ne alaka yani, ya hiç ben samimiyetle söylüyorum. Getirmeseydi umurumda değildi, artık onunla muhatap olmak istemiyordum ya. Yani bu kadar saygısız bir insan hayatımda görmedim, inşallah da bir daha görmem. O ne o, sarımsak mı soğan mı? Bak bakayım Ezgi. Soğan blend edilmemiş herhalde, olabilir. Olabilir. Nohut öyle kalabilir. De, yani, yiyin işte. Böyle şeyle çok dert limonu etmeyin. Limonu da çekirdeği. Çekirdek, limonu çekirdeği kalabilir. Sende ne çıktı? Limon çekirdeği. Herkese bir şeyler çıkıyor. Şey mi arıyoruz? Sana da çeyrek altın çıkarmış. Tombala gibi. Yok, bana çıkan çıktı zaten. Kabuğu çıktı. Sizin çorbanızdaki tavuklar gibi herhalde hanımefendi. Evet, yani, evet. Aynı onun kadar güzel, lezzetli. Günday. Gökçen Hanım'ın yani şimdi çorbasına gerçekten... Ben gayet beğendim. Onun yanında gerçekten... Siz içiyorsunuz, devam edin, afiyet olsun. Evet, evet, afiyet olsun bence. Ama afiyet olsun. Eminim sen ki, iç, sen iç. Eminim ki başka yolda olsa bunu hayatta içmezsiniz, para da vermezsiniz. Evet, bunu biz yapmış olsaydık yerden yere vururduk. Aynen öyle. Bu kadar eleştirme yaptınız insanları. Eleştiri, önce düzgün Türkçe konuşmayı öğrenelim. Bana bakın, bana Türkçe konuşmayı öğretecek insan değilsiniz. Kusura bakmayın. Biraz saygınızı lütfen yaşınıza göre. Peki çorba da çok devam edelim. İletişim mezunu yani hanımefendi lütfen. Yani o kadar eleştiriye rağmen bizim önümüze bu çorbayı mı getirdiniz? Evet. Yani gerçekten Zuhal Hanım'ın dediği gibi bu çorba güzel. Yani olabilirdi. Olabilirdi. Yani olmaz değil ama olmamış. Olmamış. Hiçbir şey olmamış yani. Yani içerken burayı mahvetti. Eray? Valla Zuhal Hanım, çorba olmamış ya. Hiç içilebilecek olmamış. Bir kıvamda Kabul değil yani. Da. Tahini mi fazla, limonu mu fazla? Ne kadar tahin koydun Ezgi? Bir bardak. Bir bardak. O tarifi böyle. İnternetteki tarifi tutturamamışsın. İnternetten bulmadım tarifi canım. Nerede buldunuz? Beyefendi yani. Nerede buldunuz? Canım benim. Nerede buldunuz? Bir kitaptan buldum diyeyim. Kitaptan tamam. Buldunuz. Sağlıklı beslenme. Sağlıklı beslenme. Peki siz uygulayamamışsınız bunu. Ben bir şey demek istemiyorum. Diyeceklerimi daha sonra yani, söyleyeceğim. Tabii. Bu anlığa geldiğiniz için. Çorbanızda deseydiniz bence daha iyiydi. Aynen öyle. Katılıyorum. Günaydın. Siz ben az sonra bir neyse ben konuşayım. Tamam, sen şey yapma. Neyse. Ben bunu diskalifiye edeyim de görürsün şimdi. Ben hayatımda hiç humus çorbası yapmadım ve içmedim. Merak ettim. Tadına baktım. Bakmaz olaydım. Beni humus çorbasından soğuttu resmen ya. O kadar kötüydü. Ağzıma aldığım çorba, insan o konserve aldığım nohutların bari kabuklarını çıkarmakla uğraşsaydın bari. Onu bile çıkartmamış. Günday Bey'in çorbasının kenarından nohutun kabukları çıktı. Humus çorbası... Yani umarım, yani Zuhal Hanım'a güveniyorum. Umarım böyle bir tadı yoktur gerçekten. Zuhal Hanım dedi ya masada işte güzel dedi, ben içtim falan. Ya Zuhal Hanım'a güveniyorum ama bizim içtiğimiz inanılmaz kötüydü. İnanılmaz. Yani o nohutları zaten hazır almışsın. Ya bari hani haşlamaya vakit ayırmıyorsun. Bari kabuklarını ayıklamaya bir vakit ayır. Hani yalandan yani, anlatabiliyor muyum? Yani rondodan geçirmiş, benim bu kadar bir soğan çıktı kasemden. İçtiğimiz anda zaten hepimizin boğazına o nohutların kabukları bilmem tortuları yapıştı. Çok kötüydü ya. Patatesi çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Ben de yemedim. Gerçekten arkadaşlara da söyledim. Patates risottoyu yetiştiremedim. Nasıl arkamdan yetiştiremediniz? Gülüm. Sesine dikkat et. Niye sen sesi? Ben sana öyle diyorum. Yetiştiremedim. Bir saniye, eksik mi var? Evet, eksik. Hepiniz dinlenebilirsiniz. Buyurun keyifle. Keyifle bu kadar konuşmayı verebilirsiniz. Evet. Heyecanlandım. Yetiştiremedim. Hani hepiniz? Bu kadar konuşacağınıza bence. Şaka değil mi Ezgi Hanım? Ezgi Hanım, orası nasılmış? Orası nasılmış?
Doğru. Doğru değil mi? Olabilir. Aynen. Doğru. Ama gene de yani neyse. Bunu gelip güzellikleri söyleyebilirsin. Çok söylemeyeceğim çünkü söylemek istemiyorum. Siz ne yapmayacaksınız ki buraya ya? Yani Zuhal Hanım, Ezgi Hanım'ın girer girmez neden bu kadar agresif olduğu şimdi ortaya çıktı. Aynen, gardına. Şimdi ya, ortaya çıktı. Çok mülayim de değildi ya, gerçekten evet. Yani şimdi evet. Ortaya çıktı. Gürbüz ne oldu? Niye yetişmedi? Gürbüz her şeye şahit oldu. Şahidimiz anlatsın, olayın şahidi yakın. Kesin Gürbüz yapmıştır bunu da. Kesin Gürbüz suçlu. Hiç ben suçlu aramıyorum, heyecanlandığımı söyledi. Söyledi. Ne oldu? Zuhal Hanım biraz panik oldu galiba ama bence iyi planlama yapamadı. Evet. Olabilir, olabilir. Geçmiş olsun. Ama masada çok iyi planlama yapıyordu. Masaya çok güzel planlama yapıyordunuz. Yemeklerinizi gene de yapsaydınız keşke. Gene olsa gene yaparım çünkü çok vasattınız. Niye? Fine dining? Biz vasattık. Bence buradan vardı. Daha vasat bir durum olamaz. Biz hepimiz yemeklerimizi yetiştirdik Ezgi bence Hanım. Bence siz buraya yemek yapmaya gelmemişsiniz. Aynen öyle. Aynen öyle. Kendiniz, sesinizi göstermeye gelmişsiniz buraya. Yüksek sesi mi, şarkıcı mı ya? Ne bileyim böyle ses hani gür sesi, dublaj sesi, dublaj falan. Duymayan varsa ben dedim diye. Ama aç kalacağımız için ha. Söylenmiş. Bak o. Aynen öyle. Yiyebiliyor muyuz Zuhal Hanım? Buyurun yiyebilirsiniz zevkle. Bu gidiş onu yiyeceğiz zaten. Bir puan ve hatta ben de yiyeyim. Tabii. Aha da bunu da gördük. Oh afiyet, oh ye canım afiyet. Hepsi aynı galiba. Tatlı konuşalım. Yok canım sağ ol. Ana yemek var mı? Var var. Kesin eminim güzeldir. Hemen onu getirsen bari ne yapacaksın? O insan sevmediğini dile getiren bir bayan, insanları sevmediğini söylüyor. Bunu her fırsatta dile getiriyor zaten çekinmeden. Ama ben yine de ona insanca yaklaşmaya çalıştım. Yani halden anlamaya çalıştım ama gerçekten halden anlaması gereken bir insan değilmiş, ben bunu fark ettim. O yüzden de eksik menü görünce gerçekten üzülmedim. Çünkü misafirperverliği sıfır. Patates risotto yetiştirememesine bir yandan sevindim. Eksik menü diye değil ama. Yiyemeyeceğim diye sevindim. Yani dedim ki Allah'ım çok şükür bir şey yiyemeyeceğim en azından yani. Kabus gibinin bir de... Zaten menüsü inanılmaz vasat, inanılmaz basit. Bir de risottoyu yetiştirmemiş. Risotto da dediğim yani pirinçten değil, yanlış anlaşılmasın. Patates risotto.